Günaydın. Analiz Sentez'e karşınızdayız. Bir saat boyunca Türkiye ve dünyanın koronavirüsle mücadelesini konuşacağız. Hemen başlıyoruz. Önce özetlere bakacağız. Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye daha COVID-19 tanısı konulurken 61 vatandaşımızı daha virüs nedeniyle kaybettik. Ancak iyileşen hastalarımızın sayısındaki artış dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu noktaya vurgu yaptı. 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşenlerin sayısının hastaların sayısını geçtiğini açıkladı. 31 ilde 3 gün boyunca devam eden sokağa çıkma kısıtlaması da gece yarısı itibariyle sona erdi. Ancak yine benzer manzaralar ortaya çıktı. Özellikle İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte insanlar, vatandaşlar sokaklara çıktılar. Belirli noktalarda çok ciddi yoğunluklar yaşandı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar içinse kısıtlamalar halen geçerli ve devam ediyor. Bugün kabine toplantısı var. Gözümüz kulağımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında olacak. Çünkü yanıtını beklediğimiz pek çok soru var. Onlardan biri 65 yaş üstü vatandaşlar için acaba bir esneklik söz konusu olabilecek mi? Bunu merak ediyoruz. Yine baktığımızda liseye giriş sınavının tarihi ve Ramazan bayramında bir kısıtlama olacak mı olmayacak mı? Bunlarla ilgili sorulara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok detaylı bir değerlendirmeyle açıklama yapması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü ise Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadeleye dikkat çekti ve Türkiye'nin bu anlamda dünyaya örnek olduğuna vurgu yaptı. Yine Türkiye'nin huzur evlerinde aldığı önlemleri de bir yayın haline getirerek Dünya Sağlık Örgütü içinde yayımlama kararı aldı. Diğer ülkelerde, Avrupa ülkelerinde, batılı ülkelerde huzur evlerinde ölüme terk edilen yaşlıların durumu aklımızda hala. İstanbul'un enflasyonu belli oldu. Rakamlar ne derseniz bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar %1,04, toptan fiyatlar %0,83 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda perakende 10,53, toptan eşya fiyatlarında da 8,09'luk bir artıştan bahsediyoruz. Zam şampiyonu da Nisan ayında soğan oldu. %32'nin üzerinde bir artış var soğan fiyatlarında. Bugünse saatler onu gösterdiğinde Türkiye'nin enflasyonu belli olacak. Onu da yine sizlerle paylaşacağız diyelim. Ve hemen isterseniz piyasalarda oluşan son durumu ekranlara taşıyalım. Borsa İstanbul'la başlayalım. BIST 100 endeksi 101.110 puan seviyesinde. Döviz cephesinde dolar 7.01.96, avroda 7.67'den işlem görüyor. Gram altında yükseliş vardı, 383 lira, çeyrek altında 627 lira. Brent petrol 25.98 dolar. Faizlere bakalım, tahvil 8.91, repo 14.77 olarak karşımıza çıkıyor. Evet, rakamları paylaştık, özetleri aktardık. Hemen 24 Ekonomi Müdürü Saad Özdemir'e dönelim. Günaydın diyelim, hoş geldiniz Saad Özdemir. Günaydın, hoş bulduk. İyi bir haftaya başlıyoruz, öyle değil mi? Yani baktığımız zaman tabloya ilk kez 11 Mart'tan bu yana iyileşenlerin sayısı, hastaların sayısını geçmiş durumda. Bu yüzümüzü güldürüyor. Evet, hala hayatını kaybeden vatandaşlarımız var ama iyiye doğru gidiyor Türkiye. Neler söylersiniz? Evet, salgın ya da sağlık tarafına baktığımızda gerçekten dünkü veriler gayet olumluydu. Vefat sayısı özellikle ne diyelim, diğer hastalardan ağır olanların sayısı, toplam hasta ve toplam iyileşen sayısı, bunlar gerçekten yüz güldürüyor. Ekonomide de şöyle bir takvim izlenecek, öyle anlıyoruz. Sanayi ve ticaret için ayrı yollar izlenecek ama aşağı yukarı şekil ortaya çıkmış durumda. Sayın Bakan Kocaeli'nin de TOB Başkanı ve biliyorsunuz Kocaeli çok sanayileşmiş bir ilimiz. Oradaki OSB ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı da katıldığı bir toplantı yapmışlardı. Ve orada şöyle bir aralarındaki görüşmeler sonucu özellikle sanayide, bütün OSB'lerde en kısa sürede üretimin başlaması, ticarette de başlaması, hizmetler sektöründe de aynı şekilde kademeli. Ama burada izlenecek yolla ilgili de şöyle bir konuşmalar olmuş. Bunu söyleyelim.
sanayide özellikle çalışanların sürekli olarak bir ne diyelim tedbir altında her gün işte kontrol edilerek testleri yapılarak daha doğrusu işbaşı yapması ticaret ve hizmetlerde de ticaret tarafında özellikle karşılaşılacak kişiler arasında maske ve diğer önlemlerin alınması, mesafe. Hizmetler tarafında örneğin AVM'lerde de gelecek olan müşteriler ya da vatandaşlara örneğin ateşlerinin ölçülmesi ve sayılarının kısıtlı olarak içeri alınması gibi. Bunlar tabii söylerken bile yine insan üzülüyor ama şu geçtiğimiz haftalara baktığımızda artık hayatın normale dönmesinde ekonomi tarafında üretim, ticaret, hizmetlerle ilgili nasıl bir yol izleneceği de netleşmiş oluyor. Konuşulmaya başlanmış oluyor. Çünkü baktığımızda üretim tarafında evet belli üretimler devam etti. Özellikle sağlık gereçleri tarafında zaten devam etti. Orada yeni üretimler de ortaya geldi. Ama toplam kapasite kullanımlarına baktığımızda mesela Kocaeli'nde %50'nin altında şu anda bazı fabrikalar ya durmuş ya da çok az üretim yapıyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Marmara bölgesi daha önce de söylemiştim. Türkiye sanayinin her açıdan ekonominin kalbi, en büyük noktası. Buralarda stratejik olarak ortaya bir plan konmuş durumda. Bu sevindirici. Bir taraftan salgınla mücadelede iyi bir noktaya gelindi. Şimdi bizim ekonomimizdeki açılma süreci, tekrar her şeyin normalleşmesi süreciyle ilgili de taraflar, yani iş dünyası, özellikle Sağlık Bakanlığı, yine bilim adamlarının oluşturduğu konsey, hep beraber bu işi tekrar bir sıkıntıya sokmadan nasıl planlarız ve kademeli olarak tekrar nasıl normalleşir? Bununla ilgili de strateji ortaya konmuş oldu. Evet, iyi gidiyor. Şimdi siz söylerken benim de aklıma geldi. Cuma günü bir haber yapmıştık Kocaeli'de, bu organize sanayi bölgeleriyle ilgili 100 evet, bin evet. işçi. Hepsi testten geçirilecek, COVID-19 testinden. İşçilerden hiçbir ücret alınmıyor. Haberde de paylaştık. İşverenlerden de çok cüzi bir rakam alınacakmış. Yani o anlamda da tüm tedbirler alınıyor. Sağlık Bakanlığı'nın tabii. organizasyonuyla çarkların evet. yeniden dönmesi için. Peki bugün enflasyon rakamları belli olacak. İstanbul'un enflasyonunu az önce paylaştık. İstanbul'un enflasyonu belli. Türkiye'nin enflasyonu için tahminler, beklentiler ne yönde acaba? Şimdi Türkiye'nin enflasyonunda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporu toplantısında da açıklamıştı. Bundan sonraki dönemde düşüş trendi bekleniyor. Hatta yıllık enflasyon beklentisini ya da hedefini aşağı yönlü revize etmişlerdi. Dolayısıyla bu gelecek olan Nisan ayı enflasyonu, Nisan ayı enflasyonunda yukarı bir hareket beklenmiyor. Geçen yıl Nisan ayına göre bir düşüş bekleniyor. Tabii bu arada bazı ürünlerin fiyatları İstanbul enflasyonunda da gördüğümüz gibi yine ürün bazında enflasyon ortalamasının, beklenen ortalamanın üzerinde arttığını görüyoruz. Bu da normal, her ay böyle bir ürün grubu vardır. Çünkü o ayın özelliklerine göre ya da beklenmedik gelişmelere göre aşırı talep olabilir, tedariğinde sıkıntı olabilir. Ama genel olarak baktığımızda enflasyonumuzu artırıcı temel girdilere baktığımızda, özellikle örneğin enerji tarafına baktığımızda ciddi bir rahatlama var, onu biliyoruz. O yüzden aylık bazda düşüş, yıllık bazda da bunun yansımasını bekliyoruz. Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği de Haziran, Temmuz'dan sonra daha da net bir düşüş ya da hedefe doğru daha uygun rakamların çıkacağını söylemişti. O yüzden oradan bir sürpriz beklemiyoruz. Evet, bakalım gözümüz kulağımız açıklanacak rakamlarda olacak. Önemli konulardan biri de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 6 Mayıs'ta uluslararası yatırımcılarla bu telekonferans yöntemiyle gerçekleştireceği görüşme olacak. Citigroup ve Societe Generale'ın düzenleyeceği konferans basına kapalı olacak ama mutlaka orada önemli mesajlar verecektir Bakan Albayrak. Neler olabilir? Yani uluslararası yatırımcılara ne gibi tavsiyeler ya da önerilerde bulunabilir Berat Albayrak? Neler konuşulabilir bu toplantıda? Şimdi bu olağanüstü dönemde Türkiye özellikle belli konulardaki
kapasitesiyle, yapabildikleriyle zaten dünyada çok olumlu bir algı oluşturdu. Sayın Berat Albayrak'ın ne diyelim video konferansında da iki grup olacak. Bir tanesi bizim özellikle finans tarafı için söylediğimiz daha sıcak para sahibi olan yatırım kuruluşları, finans tarafı. Bir de hem Türkiye'de halen yatırımları olan hem de muhtemel yatırımlar yapabilecek özellikle doğrudan yatırım dediğimiz daha uzun vadeli, kalıcı, aslında daha pozitif olan bizim ülkemiz için de diğer ülkeler için de yatırımcı grubu. Bu tabii oradaki yatırımcıların sorularını ya da ne diyelim küresel iş aleminin sorularını da yanıtlayacak. Bunun yansımaları da olacak medyalara. Türkiye'nin bir anlamda önümüzdeki dönem özellikle ikinci yarı stratejisini anlatma fırsatı olacak. İlginç olan şu, bu dönemde ve sonrasında küresel anlamda yatırım ilişkileri, kredi ilişkileri büyük ölçüde değişecek diye konuşmuştuk. Bu artık genel olarak bütün analistler bunu görüyor. Dolayısıyla Türkiye kendini bu dönemde iyi anlatırsa, ki bununla ilgili söylediğim gibi olumlu bir algı yükselişi var. Bu çaba devam edecek, anlatma çabası devam edecek. Türkiye'nin sağladığı imkanlar, fırsatlar, kazanç imkanları, destekler, muafiyetler vesaire. Bir süredir Türkiye'de yatırım yapacak büyük kuruluşları konuşmuyoruz. Çünkü herkes bir anlamda, tırnak için söylüyorum, can derdinde. Dünya öyle çünkü. Dolayısıyla burada bence bu az önce içerideki üretim, ticaret, hizmetler açılış stratejisini söylediğimiz gibi bir anlamda yatırım ve kredilerle ilgili özellikle yılın ikinci yarısında nasıl bir tablo olacağına dair diyaloglar olacak diye tahmin ediyorum. İnşallah onların da etkisiyle, çünkü özellikle bu kısa vadeli fon girişleri bir ekonominin kan ihtiyacıdır. Yani kan dolaşımını sağlayan kan gibidir. Nasıl bu dönemde kredilerin aksamaması çok kritikti bizim özellikle şirketlerimiz için. Orada Türkiye'yi rahatlatacak fon sahipleriyle, finans kuruluşlarıyla iyi iletişimde olmak, onlara fırsatları anlatmak ve onları ikna etmek önemli. Orta vadede de diğer yatırımlar önemli. Çünkü çevremizdeki ülkelerde hem tedarik anlamında, yani üreticiler için söylüyorum, hem de ithalat anlamında onların yapacağı ithalatları söylüyorum. Büyük ölçüde o ilişkiler değişecek. Türkiye'ye yeni roller, yeni imkanlar çıkabilir. Bunların farkında olmak lazım. Bunları destekleyici adımlar atmak lazım. Bizim ekonomi yönetimimizde bu konudaki fırsatları bir süredir zaten konuşuyor. Kendi içinde yorumluyor, analiz ediyor. Sayın Bakan bu şekilde bir diyalog geliştirecek. Evet, önemli bir toplantı olacak. Bakalım yansımaları ne olacak, göreceğiz. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşananlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte Çin'i suçluyor. Geçtiğimiz hafta da konuştuk aslında. Trump demişti ki elimizde kanıtlar var. Şimdi Pompeo Dışişleri Bakanı benzer şeyler söylüyor. Elimizde çok sayıda delil var diyor. Yine bir başka rapor da ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı. Diyorlar ki Çin'in salgındaki tutumu ile ilgili bu ülkenin tıbbi ekipman ithal ederken ihracatı yasaklayıp ilgili ticari verileri paylaşmayı reddetmesi, yine Dünya Sağlık Örgütü'nde bilgilendirmediler diyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu nereye gidecek? Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin elimizde kanıtlar var, deliller var, şunu yapmadılar, bunu yapmadılar. Yani buradaki amaç nedir? Buradaki politikası nedir Amerika Birleşik Devletleri'nin? Artık bu açıkça ortaya çıktı. Hatta Sayın Pompeo'nun şöyle bir cümlesi de var orada. Başlangıçta biz bunu söylediğimizde tepki çekmiştik. Ama şimdi bakıyoruz, önemli ülkeler de bizimle aynı şeyleri söylemeye başladılar diye. Neydi o? En başta Amerika Çin'i suçlamıştı. Senin yüzünden bu salgın belasına maruz kaldık. Ekonomiler ciddi zarar görüyor, insanlar ölüyor. Dolayısıyla sonra bunu görüşürüz mealinde bir tehditti bu. Şimdi netleşmiş oluyor. Arkasında ya da yanında bir takım destekler olacağını da anlıyoruz. Özellikle Avrupa'dan mesela Almanya, İngiltere, Kanada, Amerika gibi Çin'in bu konudan sorumlu tutulması gerektiğini ve bazı maliyetlerin hesabının sorulabileceğini, davalar açılabileceğini ima ediyorlar. Dolayısıyla Amerika şu anda Sayın Trump ve ekibi daha önce de kısaca bahsettiğim gibi bu zorlamayı sürdürecek.
Sonrasında da ister herhangi bir uluslararası örgüt kararıyla olsun, ki olmuyorsa da önemli değil. Biliyorsunuz Amerika kendisi karar alıyor. Bir anlamda dünyanın en büyük pazarı olduğu için birçok ülkede, özellikle Çin, Amerika'ya muhtaç. Onlara bir fatura kesebiliyor. Nasıl kesebiliyor? Belli ürünlerde gümrük vergilerini artırıyor. Ya da işte tahvil tarafında, evet, Çin çok Amerikan tahvili almış durumda. Belki o Çin'in elindeki koz da o. Oradan belki Amerika başka tavizler koparacak. Dolayısıyla biz bu tartışmaları, normalleşme süreci iyice belirginleşse de yeni gündem olarak göreceğiz. Çin tarafı da tabii boş durmayacak. O da belli suçlamalar yapacaktır. Reddedecektir. Ama şu var, Çin sonuçta küresel anlamda projeleri olan bir ülke haline geldi uzun süredir. Bu projelerini sürdürmek istiyorsa bazı konularda da tavizler verebilir. Daha önce de verdi, gördük. Türkiye açısından bir önemi var mı? Aslında seyircilerimizi sıkmayalım Amerika ile Çin kavgasıyla. Bizim için önemli olan, az önce söylediğimiz gibi de, bu ilişkilerin, yani Çin'in dünyanın en büyük üretici ve ihracatçısı olarak dünyanın en büyük ithalatçılarıyla olan kavgasında Türkiye kendi ölçeğine göre, Çin kadar büyük bir üretici tabii ki yok, 1,5 milyarlık ülke, kendi ölçeğine göre yeni roller alacak, öyle anlıyoruz. Özellikle Amerika ile olan başlayan süreç devam edecek, sonuçlanacak. Belli sektörlerde Türkiye'de üretim kapasiteleri artırılabilir. Avrupa zaten Türkiye'nin kıymetini bu dönemde daha iyi anlamış durumda. Belli siyasi konularda Türkiye'yi çok zorluyorlardı. Ama Türkiye Avrupa'nın çok önemli bir ihracatçısı. Birçok İngiltere'den başlamak üzere aşağı doğru Almanya hariç İtalya'ya kadar biz Avrupa'ya dış ticaret fazlası veren ülke haline gelmiştik bu salgın hikayesinden önce. Dolayısıyla o daha önceden konuşulan Türkiye'de yeni fabrika üretim yatırımlarıyla ilgili gündem belki birkaç ay sonra daha ciddi açılabilir. Tabii önce mevcut kapasitelerin yerine gelmesi lazım. Tabii ki genel olarak büyük yatırımlar bütün dünyada erteleniyor ama gelecek açısından düşündüğümüzde orta vadede Amerika-Çin kavgası, Avrupa-Çin kavgası ve Uzak Asya'daki o üretim kümelenmeleri bir anlamda Türkiye'ye doğru yeni üretim yatırımlarıyla pozitif bir etki meydana getirebilir. Saad Özdemir, bir konu var, çok önemli bu. Şimdi biz hep bahsediyoruz, işte telekonferans yöntemiyle görüşmeler oluyor. Bu online toplantılar bu süreçte ciddi anlamda tavan yapmış durumda ama yazılımların çoğunun yabancı olması bir sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Veri güvenliği konusunda ciddi endişeler var. Şimdi sorunun çözümü için Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi harekete geçti haberi var. Kümelenme üyesi firmalar tarafından yerli video konferans ürünleri geliştiriliyor. Bu konu belki de önümüzdeki süreçte çok konuşacağımız konulardan biri, öyle değil mi? Doğru. Aslında bizim daha çok hani kamuoyunda küresel anlamda önde olan uygulamalar çok konuşuluyor. Benim bildiğim 7-8 tane çok iyi video uygulaması var. Hiçbir eksik tarafları da yok. Bunları da 7-8 tane yerli yazılımcımız üretmiş durumda. Sadece bunları seyircilerimiz baksınlar, keşfedebilirler. Ama bu kümelenme meselesi çok önemli. Bu önümüzdeki dönemde hem bütün kendi ihtiyacımızı, kendi kullanım tarafındaki artışı karşılayacak bir yeni üretimler, daha da iyileştirmeler yapılabilir. Artı bu işin küresel anlamda faydasından ya da ne diyelim kazancından biz de faydalanabiliriz. Şöyle düşünün, biz şu anda mesajlaşma uygulamalarından bazılarını, isimlerini de söylemeyelim. Neden yaygın olarak kullanıyoruz? Çünkü işte bunu üreten Amerika 330 milyon nüfuslu bir ülke. Dolayısıyla bir anda oradan küresel oluyor. Bizim gibi nüfusu 80 milyon, 60 milyon olan ülkelerde çok iyi yazılımlar üretilse de, bu anlamda söylüyorum, kullanıcı sayısı küresel olamıyor. Burada bu dönemler böyle küresel anlamda öne çıkan yazılımlar anlamında söylüyorum, fırsat olabilir. Bizden de artık çok ciddi yüksek teknoloji ürünleri artı yazılım şeklinde bir çaba var. Söylediğiniz kümelenme içine giren firmalar bunları incelesinler. Bu firmaların bazılarının ürünleri var. Bazıları yeni ürünler geliştirecekler. Belki şu anda kullandıkları uygulamaları bir süre daha kullanacaklardır ama
Eminim daha sonra denediklerinde yerli ve milli olan, o konuda da yerli ve milli olan uygulamalara geçeriz. Zaten bu uygulamalarda bir dil sorunu olmadığı için küresel anlamda bölgemizde başka ülkelere de yayılacak. Bundan ben eminim. Birkaç sene sonra o konudaki kendi içimizdeki üretimin ve devrimin neler getirdiğini onu da konuşacağız. Bir haber daha var. Ben hep Türkiye'yi hayal ederek bunu düşündüm. Şimdi Çin'de bu salgının yavaşlamasıyla birlikte turistik mekanlar ziyarete açılmaya başlanmış. İnanılmaz kalabalık. Şangay'daki turistik yerlere hafta sonu 1 milyondan fazla ziyaret gerçekleşmiş. Bugünleri ben de bekliyorum Türkiye için aynı şeyleri. Ne dersiniz? Bunu da sormak isterim size. Evet, az önce konuştuğumuz stratejide turizm tarafında nasıl bir açılma olacak? O da konuşuluyor. Oteller, turizm bölgeleri, oradaki işte restoranlar, turizmle bağlantılı işletmeler. Orada da Turizm Bakanlığımız, bu arada birkaç yerde konu oldu ama Turizm Bakanlığımız özellikle sonraki dönemde Avrupa'dan gelecek, Rusya'dan gelecek turistleri ciddi şekilde cazibe merkezi olan Türkiye, salgın sonrasında da belli garantileri verebilmek için önemli tedbirler aldı. Mesela turizm tesisleri ya da otellere yeni bir belgelendirme sistemi getirdi. Bu belgelendirme sistemini de kendi başına değil, Avrupa'dan küresel anlamda otorite olan kuruluşlarla işte belli testlerin yapıldığı, hijyen kurallarına uyulan, sosyal mesafe imkanları olan tesistir şeklinde yabancı kuruluşları da işin içine katarak, onlara sorarak, yani bakın biz bu standartları sağlıyoruz, sizin önemsediğiniz, inandığınız kurumlar kimse, biz onlara hani gideriz, gerekli prosedürü gösteririz, tesislerimizi denetleyebilirler. Geçen iki gün önce sanırım Almanya'da konuşmuştuk, geçen hafta konuşmuştuk. Türkiye tatili önerildi. Niye? Çünkü Türkiye gerçekten hem salgın ve pandemi sürecinde durumu nasıl yönettiğiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü de bunu takdir ediyor, diğer ülkeler de takdir ediyor. Sonrasında da Türkiye'nin turizm açısından ne kadar güçlü bir altyapısı olduğunu zaten biliyorlar. Söylediğiniz, Çin için söylediğiniz şey maalesef Amerika'da da bazı yerlerde görüldü hafta sonu. Oralarda da insanlar kendilerini sokağa attılar. Demek ki insanın psikolojisi her yerde çok aynı. Da fazla değişmiyor. Fırsat bulunca, güneşi görünce, zaman bulunca. Önemli olan şu, o sosyal mesafe, maske, bir süre daha bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bilim adamların zaman zaman söyledikleri o ikinci dalgayla karşılaşabilirler. Biz de aynı şekilde bunları görerek ne yapmamız gerektiğini çok daha iyi biliyoruz. Aynen öyle. Şimdi bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü'nün bir uyarısı var. Ben de onu okuyordum. Bugüne dikkat çekiyor. Yani normale dönmüş gibi sokaklarda, pazarlarda böyle çok kalabalık olursak 10 gün sonra bunun açıkçası acısını çekebiliriz, etkisini görebiliriz diyor. Galiba biraz daha dişimizi sıkmamız lazım şu Ramazan ayı boyunca. Yani şu iyileştiğini gördüğümüz ve sevindiğimiz rakamları düşünelim. O rakamlar tersine döndüğünde de üzülürüz. Dolayısıyla ortada bir hedefleme var, işin senaryosu var. Yapılması gerekenler belli. Şu ana kadar çok iyi gittik. En başta Türkiye'ye hakaret eden, Türkiye ile ilgili çok ağır beklentiler olduğunu söyleyenler mahcup oldu. Türkiye'ye, vatandaşımıza, devletimize, sağlık sistemimize güvenenler büyük ölçüde haklı çıktılar. Bunu gördük. Evet, aynen öyle. Sadi Özdemir, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Görüşeceğiz tabii ki, bakalım enflasyon rakamlarını da merakla bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir'le konuştuk, gündemi ele aldık, koronavirüsle mücadeleyi değerlendirdik. Şimdi Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'yla konuşacağız. Günaydın Mustafa Kartoğlu, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın şimdi, Kahraman. Valla bugün nereye baksam hep aynı konu. Gözler kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında. Evet, baktığımız zaman tabloya gerçekten artık umutlarımız daha da artıyor. Çünkü iyileşenlerin sayısı, hastaları geçmiş durumda. Birçok merak edilen konu var.
sizin yorumlarınız, görüşleriniz ne olacak? 65 yaş üstü, sınav tarihleri, normalleşme takvimi, çok yoğun bir gündem var bugün. Elbette. Şimdi bir de şimdi yaz geliyor. Bugünlerde biraz batıdan başlayarak, İstanbul'dan başlayarak bir yağışlı bahar havası var ama bu birkaç gün içerisinde geçecek ve daha sıcak ve daha yaz bir havaya gireceğiz, atmosfere gireceğiz, iklime. Tabii bu iklim biraz daha insanların beklentilerini arttıracak. Çok şükür pandeminin, yani salgının süreci de beklentileri destekleyecek şekilde gidiyor. Ama bu dünyada örneklerini yaşadığım, gördüğümüz ve bizim de burada bahsettiğimiz Singapur gibi ülkelerde ikinci dalgaya neden oldu. İtalya ve İspanya en çok bu ikinci dalgadan korkuyor ve endişe ediyor. Bazı hareketlilikler de gözlemliyorlar lokal olarak, yani yerel bazı noktalarda. Onlar son derece önemli. Biraz ucu kaçtığında ya da bir kere ucu kaçtığında takibini yapmak çok zor hale geliyor. Ne bekleniyor peki? Bütün bu endişelerimizi kaydettikten sonra ne bekleniyor? En aslında netleşeni 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma konusunda kişilere biraz daha alan açılması. Bu bekleniyor. Çünkü 24 yayınında İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü açıklama yaparken bu konuda Cumhurbaşkanlığı'na, ya bunu değerlendirelim, bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda bir karar verelim dedi bugün için. Şimdi bu şu demek aslında, yani mümkünse 65 yaş ve üstüne biraz esneklik sağlayalım. Benim fikrim budur, ben böyle okudum. Dolayısıyla orada bir esneklik bekleyebiliriz. Ne olur bu? Bence uzun seyahatler olmaz. Daha kısa, daha lokal, böyle parka, bahçeye çıkmak, yürüyüş yapmak falan gibi bir mesafe içerisinde, bir dar alanda bir hava alma fırsatı tanınabilir. Beklentim. Çünkü onun dışındakiler giderek riski biraz daha çoğaltıyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasına baktığımızda mahallenin içerisinde sokak sokak riskli alanlar fazla. Neden? Çünkü belli ki o bölgelerde ya tedavi olmuş ya karantinaya alınmış veyahut tedavi olmuş ama karantina süreci devam eden bir takım insanlar var. Ve bunların farkında olmadan bulaştırdıkları ailesinden, yakınlarından birileri olabilir. Ne zamana kadar bu olabilirlik devam ediyor? Karantina süreci ve o takip süreci bitene kadar, 14 günle 20 gün, 21 gün arasında değişiyor. Bu süre zarfında eğer bir semptom görülmez, bir bulaşı mevzu bahis olmazsa oradaki alan kırmızıdan tekrar yeşile doğru dönüyor. Ve aslında sizin dolaşabileceğiniz alan, riskli alan, riski azaltılmış alan bölgesi büyütülüyor. Dolayısıyla bu süreç devam ederken evet 65 yaş ve üstüne birazcık rahatlama bekliyoruz ama bunun da çok geniş olacağını ben beklemiyorum. İki, ne bekleniyor? Bazı esnafın dükkanlarını açabilmesine imkan sağlanması. Bu işte bakkallar hafta sonları şeyde sokağa çıkma yasağında açık olmak istiyorlar örneğin. Ama buralarda yoğunluk olacağı gerekçesiyle ben buna da henüz hazır olunmadığı kanaatindeyim ama dediğim gibi bütün bunların hepsine bilim kurulu karar verecek. En önemlisi ailelerin ve gençlerin beklediği lise ve üniversite sınavları. Bu iki sınavın tarihleri ve yapılma şekli nasıl olacak? Bunların bu konuda çok net bir bilgiye ihtiyacımız var. Çünkü giderek zaman daralıyor ve yaklaşıyor. Zaman daraldıkça geleceğini bu iki sınava bağlamış olan, aslında önünde çünkü bu iki sınavı geçmeden bir gelecek tahayyülü, tasavvuru yapamıyor gençler haliyle. Bu iki sınava dayalı olarak eğitim görenler haliyle sadece bu konuya bakıyorlar. Yani onlar için ekonominin durumu ne olacak, işte pandeminin, salgının boyutu nedir filan, bunların çok fazla bir önemi yok. Bunlar hep ikinci, üçüncü sırada. Önemli olan bu. Dolayısıyla şimdi de o konuda bir karar verilecek. Sınavlar genelde çok kalabalık ortamlarda yapılmadığı ve belli mesafeler zaten bırakılmış olduğu için benzer şekilde yapılabilir. Bunda bir beis görünmüyor. Ama yine de bu konuda net açıklamaya ihtiyaç var.
ben bu konuda da en azından çalışıldığı ve bütün kafadaki soru işaretlerinin giderileceği, gençlerin aklının meşgul edilmeyeceği bir takım çözümler düşünüldüğüne dair mesajlar verileceğini bekliyorum. Çünkü onları rahatlatmak da gerekiyor bu süre zarfında. Sadece hani bekleyince ne olacak, bir hafta önce açıklanır, siz de rahat edersiniz demek de olmaz bu iş. O yüzden biraz daha ayrıntı bekliyorum. Bir başkası tabii alışveriş merkezleri meselesi çok popüler oluyor ama ben AVM'lerin yani daha klimatize bir ortam, yani iklimlendirmeyle çalışıyor ve hava ne kadar dışarıdan alınsa, filtreden geçirilse de bana kendi adıma söyleyeyim çok fazla güven vermiyor. Böyle olunca bu tip ortamlara girme konusunda da çekimser davranıyorum. Zaten AVM'lerin içerisindeki büyük marketler bildiğim kadarıyla açık. Benim gördüğüm birkaç tanesi açık. AVM kapalı ama altındaki büyük marketler açık. Eczaneler vesaireler falan açık oluyor. Dolayısıyla bu tür bu sürecin biraz daha devam etmesini ben öngörüyorum, tahmin ediyorum. Ancak belki trafiği kapalı alanlarda, belki alışveriş caddeleri diyebileceğimiz açık havadaki açık hava caddelerinde bir takım caddelerine yönelik bir takım esnafa yönelik bazı rahatlamalar sağlanabilir. Restoranlar için bir açılım bekleniyor ya da izin bekleniyor ama şöyle de düşünmek lazım. Restoran sahipleri sonuçta hani diyelim ki açtılar, sosyal mesafe kuralı var ve marketlerde olduğu gibi metrekare başına ya da 10 metrekareye bir kişi düşecekse şekilde aldınız. Şimdi lokantaların çoğu metrekaresi çok yüksek değil. Küçük esnaf dediğimiz lokantaların. Böyle olunca da içeriye girecek müşteri sayısıyla çalışacak personel sayısı, harcanacak elektrik, su vesaire miktarı orantılı olmaz. Yani bu insanlar o kadarlık bir açılmayla para kazanamazlar. Aksine zarar ederler. İşte para ödemeleri gerekir. Şimdi var olan süreçte bir 3 aylık rahatlamaları var. İşte personelin maaşının %60'ını devlet karşılıyor, kirayı erteleyebiliyorlar, bazı ödemeleri erteleniyor vesaire. Hani bunlar ertelenmiyor, faturalar erteleniyor, faturalar kesilmeye ve ödemeler, kiralar, maaşlar ödenmeye başladığında bu sosyal mesafe kuralıyla yapılacak bir açılışın o maaşları, o giderleri, o faturaları ödemeye yetmeyeceğini de görmek lazım. O bakımdan hani onlar açılsın demekle olmuyor. Hangi şartlarda açılacağına dair de bir altyapının kurulması gerekiyor. O bakımdan bugün Bakanlar Kurulu'nun gündemi hayli yoğun. Bir de burada asıl tabii bizim merak ettiğimiz iller arasındaki seyahatin kalkıp kalkmayacağı. Bu da son derece önemli. Ama çok yakın zamanda İstanbul'dan giden insanların virüs bulaştırdığı kişileri, karantinaya alınan kasabaları, köyleri falan hatırlıyoruz. Dolayısıyla hala İstanbul'dan kaynaklanan, en azından İzmir'den, İstanbul'dan kaynaklanan böyle bir risk var. Ben belki bazı iller kapsam dışına çıkartılabilir ama İstanbul, İzmir gibi hala virüs ihraç edebilme potansiyeline sahip olan illerden illere giriş çıkışların biraz daha kontrol altında tutulabileceğini bekliyorum. Ya şimdi siz bahsederken fatura deyince benim aklıma geldi Sayın Kartoğlu. Bu doğalgaz faturalarıyla ilgili çok ciddi bir şikayet var. Merak ediyorum, size de böyle yüksek mi geldi acaba? Benim çevremde herkes de doğalgaz faturaları, bu EPDK çünkü biliyorsunuz 3 aylık bu sayaç okuma işlemi olmayacak. Geçmiş yıllara oranla alınacak demişti ama vatandaşların biraz bu doğalgaz faturalarının yüksek geldiğinden şikayet ettiğini görüyoruz. Bununla ilgili var mı size gelen bir şey ya da gördüğünüz, takip ettiğiniz? Yok, ben zaten yüksek bir aidat ve ısınma faturası birçok bir girdiyle beraber ödediğim için o işin içinde gizleniyor biraz benim faturalarım. O yüzden çok doğrudan muhatabı değilim. Yani birçok şeyde öyledir. Hani sırası gelmişken söyleyelim. İstanbul'da özellikle ben Ankara'da da yaşadığım için çok rahat kıyaslayabiliyorum. Giderler aynıdır Ankara-İstanbul arasında, elektrikte, suda, maaşta, asgari ücrette, çalışan personel sayısında, şununla bunda hiçbir fark yoktur. Fakat Ankara'da %30 ile %60 arasında değişen oranlarda daha ucuzdur apartman, site, yönetim, aidat vesaire giderleri. Niye böyledir?
İstanbul efendim arsa değerli. Tamam anladık da binada artık oturuyoruz, arsaya ekstra para vermiyoruz yani. Şimdi böyle bir iyi yönetim, kötü yönetim farklı olarak düşünüyorum ben bunu. İstanbul'da oturmanın bu anlamda kötü yönetimden kaynaklanan bir maliyeti var. Şimdi bütün site yönetimlerine elbette ilzam etmiyorum. Hepsinin farklı farklı gerekçeleri vardır. Buna itirazım yok. Ama ben İstanbul'da daha önce iki sitede oturdum. Şimdi yine başka bir sitede oturuyorum ve akıllı şehirler yapılmasına rağmen çok akıllıca kullanamadığımız için çok daha ekonomik olması gereken şehirlerimiz ya da sitelerimiz çok daha pahalı oluyor. Bunu bir kayda geçirerek devam edeyim. Şimdi birkaç yerden duydum sadece. En son bir televizyoncu arkadaşımızın fatura serencamına tanık oldum. Twitter'dan paylaştı. O da şikayet etmiş, itiraz etmiş. Sonra gelip bakmışlar, ölçmüşler, biçmişler. Yani kendi ifadesiyle ölçtüler, biçtiler. Onlar haklıymış. Zaten faturanın gün sayısı da bir öncekine göre biraz fazlaymış. O ölçüm tarihlerden kaynaklanan bir fark bu. Dolayısıyla doğalgaz sağlayıcı şirket haklı, konuyu kapatıyorum demişti. O bakımdan biraz daha sakin bakmak lazım bu işe. Ama yine de vatandaşın bir tepkisi varsa ve rakamlar bir anda yüksek geldiyse en azından bu televizyoncu arkadaşımız gibi vatandaşların da rahatlatılması gerekir. Çünkü insanların hakikaten psikolojik algısı birçok şeyi belirliyor. O bakımdan burada da o algıyı yönetmek lazım. Sadece biz zam yapmadık, fazla da bir para almadık kardeşim, ne diyorsunuz siz demekle bu işler yürümez. Bu süreci de algıyı da yönetmek gerekiyor. Onu söyleyelim. Ama ben de şimdi sen söyleyince biraz daha dikkatli bakacağım. Hatta bunu çok da zor değil yani, hem doğalgaz şirketlerinden hem de EPDK'dan pekala bunun ne olduğu öğrenilebilir. Bugün de bunu öğreniriz, yarın konuşuruz üzerinde. Şimdi kaybettiğimiz her vatandaşımız bizim için değerli ama biraz tabii kamuoyuna mal olmuş isimler, tanınan bilinen isimler olduğu için sormak isterim. Dün iki acı haber aldık. Hem Profesör Doktor Murat Dilmener, ki meslektaşları onu duayen olarak, yoksul dostu olarak tanımlıyorlar. Ve ilahiyatçı yazar Ömer Döngel oldu. Maalesef iki isim de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Söylemek istedikleriniz vardır mutlaka bu iki isimle ilgili. Bu tip hastalıklar bizden hep değerli şeyleri alırlar. O da onlardan bir tanesi. Bu iki isim de. Biri hani hakikaten Allah muhtaç etmesin ama ben hatırlıyorum daha önce kendimizin, yakınlarımızın sağlığı için şifa ararken şu tip şeyler duyduk. Filan hoca vardı, o olsaydı bir de ona gösterirdik. Ya da Feşmeken Hoca bunu görseydi belki de bu kararı vermezdi filan gibi şeyler duyarız. Bu şu demek. Bizim birçok değerimiz aramızdan ayrıldı ve belki şifa kaynağı olabilecek insanlarımız olacaklardı bunlar. Dolayısıyla her biri bizim için çok büyük kayıp. İnşallah öğrencileri, ki öğrencilerinin yazdıklarını bir süredir Twitter'da filan görüyorum dünden beri. Allah herkese böyle bir geçmiş nasip etsin. Böyle bir anı, bu şekilde anılmayı nasip etsin. Hem saygıdeğer hocamız için hem de Ömer Döngel olduğu için söylüyorum. Her ikisi de arkasından belki yıllar boyunca anılacak ve bu şekilde iyi anılacaklar. Çok fazla tanımadıklarımızı da kendilerini onları anlatanlardan tanıyoruz. Bu kadar kişinin anlattıkları anıları biz sanki artık bir süre sonra bu kişiyi tanır hale geliyoruz. O bakımdan Allah rahmet etsin. Yakınlarına da sabır diliyorum. Aslında yakınlarını da, sevenlerini de ve öğrencilerinin, meslektaşlarının onun bıraktığı boşluğu doldurmalarını umut ediyorum. Çünkü her hoca kendisinden sonra gelenlerin, yetiştirdiği öğrencilerin kendisini geçmesini, kendisine ihtiyaç bırakmamasını, kendisinden kaynaklanan boşluk bırakmamasını arzu eder. Eminim bu hocalarımız da bunları arzu ederdi. Bu bakımdan biraz onların görev sorumluluğu talebelerinin başına düşüyor. Şimdi ben yine akşamın manşetine bir gelmek istiyorum. Çünkü sizin aşı ve ilaç çalışmalarına verdiğiniz önemi en başından bu yana ben de biliyorum. Hep konuşuyoruz bunu. Mucize ilacı üretebiliriz diyor bir Türk firma. Hedef
favipiravir üretmek. Evet. Bunu konuşalım isterseniz biraz da. Evet, şimdi bu mesele neden önemli? Çünkü dün bunu biz uzun zamandır konuşuyoruz. Dün galiba haberleri takip ederken bir habere rastladım. Ülkeyi doğru söyleyemeyebilirim ama Rus olabilir. Diyor ki uzman, aşıya herkes kilitlendi ama bizim asıl ihtiyacımız olan şey ilaç. Biz geçtiğimiz haftalarda şöyle bir şey söylemiştik. Şunu ben bir parantez açıp, yani ikisiyle de ilgileniyoruz. Yani üç aşamadan bahsetmiştik. Üç yöntemden. Bir tanesi üç yöntem derken birbirinin yerine geçen değil, birbirini destekleyecek üç yöntem. Bir, mümkün olduğu kadar vücudun bu hastalığı yenmesi için vücudu güçlendirmek. Yani immün sistemi, işte immün plazma dediğimiz plazmayla, antikor yüklemeyle ya da vücudun antikor geliştirecek kadar kendini güçlü konuma getirmesiyle. Şimdi bunu beslemeyle yapıyoruz, besinle yapıyoruz. Yapıyorlar daha doğrusu. Bir tanesi bu. Bir tanesi aynı zamanda virüsle de savaşacak olan bir takım ilaçlar almak. İşte bu bahsettiğin ilaç da öyle. Ve şu anda destekleyici olarak kullanılan ilaçlar. Bir de aşı. Şimdi bunların üçü farklı şeyler, birbirini destekliyorlar. Aşı neden bir adım sonrası? Çünkü bakın, domuz gribi geçirdik. İşte biz kuş gribi geçirdik. Bir dünya çok ağır grip geçiriyoruz ve 60 yaşından sonra özellikle grip, her türlü en basit grip bile ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Ama ülkemizde birçok insan hala grip aşısı yaptırmıyor. Farklı gerekçelerle yaptırmıyor. Aksine yaptırmama konusunda kampanya bile açılabiliyor. Dolayısıyla aşı hem %100 garanti vermiyor, hem de ne kadar insan aşı olacak acaba? Hani buna güvenecek, edecek, geçmiş tecrübelerimiz o anlamda iyi değil. Fakat ilaç bulunduğunda herkes bu ilacı kullanıyor. Kullanmasa da hastaneye gittiğinde kullandırttırıyorlar. Dolayısıyla ilaç daha kesin çözüm, daha güvenilir bir çözüm. O yüzden de ben biraz işin ilaç kısmında, öbürü hani ben Cemil Çiçek'ten duymuştum. Allah sağlık sıhhat nasip etsin. Tabii neredeyse gençliğinden beri devlet adamlığı yapan bir devlet büyüğü, bir siyasetçi. Şöyle bir şey söylemişti. Peşin simit veresiye ziyafetten daha iyidir. Şimdi siz önce bir karnınızı doyurun. Peşin ilaç veresiye aşıdan daha iyidir. O yüzden bu ilaç kısmına ben çok önem veriyorum. Bunun bir sebebi daha var. Sağlık Bakanı açıkladı. Biz dedi, piyasadaki bazı ilaçları depoladık. O yüzden de bu tedavi sürecinde ön alabildik, hızlı davranabildik. Şimdi bu şu demekti, onu da geçtiğimiz haftalarda söylemiştim. Piyasada ifadesini kullanmamıştı, ben eklemiştim. Çünkü piyasadan toplatıldı bu ilaçlar. Neden? Çünkü bu ülkede sıtma hastalığı yok. Hani böyle kayda değer bir salgın falan yok. Dolayısıyla bu ilaçlar aslında depolarda duruyor. Fakat bir salgında kullanılabilir, koronavirüste kullanılabilir denildiği anda bir saldırı esnasında ortada bir tane ilaç kalmaz. Ve o ilaçlar nerede olduğunu da bir daha bulamazsınız. Şimdi o yüzden Sağlık Bakanlığı bunları topladı. Ve şimdi koronavirüs tedavisinde kullanıyor ve büyük de başarı elde etti. İşte bu sırada ben de biraz buradan hareketle ilacın, ilaç niyetine kullanılabilecek, ilacın etkisini arttıracak, pozitif etkiyi arttıracak, bağışıklık sistemini güçlendirecek her türlü çabanın veresiye aşıya göre daha erişilebilir, daha pratik sonuç doğurabilir ve daha acil ölüyorum diye hastaneye gidene daha acil şifa sağlayabilir, rahatlık sağlayabilir, güven sağlayabilir diye biraz önemsiyorum. Şimdi Abdü İbrahim Türkiye'nin en köklü ilaç şirketlerinden bir tanesi. İsmini söylemekte bir beis yok. Ben zaman zaman yönetim kurulu başkanı Nezih Barut'u bir takım bilimsel toplantılarda ağırlıkla görürdüm, rastlardım. Biraz da oradan dikkatimi çekerdi. Çünkü bu ülkede vazgeçemeyeceğimiz şeylerden bir tanesi, siz az önce Sade ile konuşurken yazılımdan bahsettiniz.
yazılım hani sizin bu hacklenmemesi lazım. İçine evet. virüs girmemesi lazım. Bakın aslında dijital sağlıktan bahsediyoruz. Yani devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dijital bünyesinden bahsediyorsunuz siz orada yazılım derken. Ve oradaki yerlileşme aslında sizin vücudunuza virüslerin girmesini engellemek için birinci kural. Doğru mu? Evet. Şimdi ilaçta ve biyo savunmada, biyo güvenlikte yerli değilseniz bütün virüsler açıksınız. Çünkü bugün dünyada artık genetik kod gizemi diye bir şey yoktur. Herkes seyahat halindedir. Bugün Amerika'ya siz gittiğinde Birleşik Devletler'de eğitim görmeye başladı. Hop sağlık sistemine giriyorsun, kan veriyorsun, plazma alıyor vesaire. Yani tedavi için alıyor bunu. Ve insanların genetik yapısına göre tedavi süreçleri var artık biliyorsunuz. Kişiye göre ilaç üretiliyor. Toplumların genetik yapısına göre silah da üretilebilir, tedavi de üretilebilir. Dolayısıyla bir şeyin faydalı ve zararlı olması kullanılan kişinin amacına göre değişir. Dinamit de faydalı yerlerde kullanılabilir, zararlı yerlerde kullanılabilir. Bu böyle bir şeydir. Dolayısıyla Türkiye'nin bu biyogüvenlik alanında, ilaç sanayi alanında ve araştırma geliştirme konusunda, bu alandaki araştırma geliştirmede mutlaka yerlileşmesi, yerleşmeden kastım şu, kullanım niyeti ve telif hakkı olarak mutlaka yerlileşmesi gerekir. Elbette işbirliği yapabilir, ortaklık yapabilir, şu o ayrı bir bahis. Ama bu ülkede üretilebiliyor olması lazım. Şimdi ben şunu önemsedim. Nezih Barut diyor ki biz bunu öngördük ve şeyini aldık, hakkını aldık. Ne yaptı sonra ama bakın. Aldı da vay uyanık. Önceden hastalığın yayılabileceğini fark etti. Ve oradan işte ilacın haklarını aldı ve ondan sonra da parayı kazandı mı? Hayır. Ne yaptı? Bu ilacın ilacı ücretsiz olarak üretip tedavi için Sağlık Bakanlığı'na bağışladı. Evet. Peki bu hastalık devam ettiği sürece ileride bundan para... Tabii ki bu sonuçta ticari bir şirket. Ama benim için başlangıç noktası da önemli. İki, bir şey daha söylüyor. Biz bunun için ikinci etap devamı için de ham madde aradık. Ham madde arıyoruz ama Hindistan'ı arıyoruz. Biz şirketle görüşüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Hindistan Başbakanı ile görüşüyor. Ham madde kime gider? İşte burada devlet devreye giriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı Hindistan'la konuşuyor. Türk Hava Yolları'nın kargo uçağı oradan bir şekilde iyi ilişkilerini kullanıyor. Burada bakın güç para etmiyor. İyi ilişki, iyi devlet, büyük ruh, büyük yürek. Bu zaten devleti de büyük yapıyor. O ilişkilerle siz oradan ürününüzü temin ediyorsunuz, üretiyorsunuz ve şu anda iyileşen hastalarımızın çoğu bu ilaçtan yardım aldı. Bu ilaçtan da yardım aldı. Şimdi diyor ki Nezih Barut, biz işte bu meşhur favipiravir, herkesin söylemekte zorlandığı bir şey. Ben de epey bir çalıştım sen yayından önce. Siz vallahi bir kere de söylediniz. Bir kere de söyledim. Şimdi biz buna mucize ilaç diyoruz. Aslında mucize ilaç diye bir şey yok. Yani biraz gazeteci ne diyelim, abartısı diyelim biz buna. Kolay bir başlık vermemizi sağlıyor. Ama çok destekleyici, çok etkili bir ilaç. Şimdi bunu yaparsınız ama bu bir yandan da yarın daha iyisini üretmek için çalışmayı sürdürmek durumunda ve zorundasınız. Bunu yapmak için de bu şirket, başka bir şirket, öbür şey fark etmiyor. Buradan desteğinizi verirsiniz ama öbür taraftan onun argesi sizi yarın hayatta tutacak, bir başka salgında hayatta tutacak, öne geçirecek bir mucize ilaç üretebilir. O yüzden şu anda yürüyen hem Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde yürüyen aşı ve ilaç çalışmaları, hem Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği, TÜBİTAK'ın desteklediği girişimler ve işbirlikleri aynı zamanda. Bu çok önemli. Çünkü bakın yine aklını helal etsinler, isimlerini henüz ezberleyeceğimiz pozisyonuna kendimizi getiremedik. Onların bir kabahati yok ama solunum cihazı üreten bir şirket gibi genç bir girişimci, yeni bir girişim. Ama iki tane dev ortağı var. Bir tanesi çok yakın zamana kadar yeni ve genç bir girişim olan Bayraktar. Diğeri de eski ve dev bir girişim olan Arçelik. Şimdi bu işbirliği inanılmaz müthiş bir işbirliği. Aslında biraz üç kuşak gibi. Evet. Yani birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak gibi. Ve bir araya geliyorlar. İkisinin de profesyonellik alanı değil. Ama
Üçüncü birisi diyor ki ya sizin imkanlarınız benim büyümeme ve bu ürünü daha iyi üretmeme yardımcı olabilir. Sizin atıl sayılabilecek imkanlarınız benim için ana ihtiyaçlar. Ve bunların üçü bir araya geliyor. Sonuç ortada. Evet. Ve bu solunum cihazı yerli olarak üretilebiliyor. İşte bu işbirliklerini geliştirmek, bir takım şirketlerin burada öne çıkması, arkada kalması, bunlar önemli şeyler değil. Birilerinin bugün çok para kazanması, birinin yarın çok kazanacak o, bunlar da önemli değil. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin bekası. Bunun için birileri, hiç kimse demedi bakın, Microsoft çok büyüyor. Efendim Apple çok büyüyor. Bilmem hangi şirket, Amazon çok büyüdü. Hiç bunu duydunuz mu? Devlet buna destek veriyor, şu şöyle oluyor. Duydunuz mu böyle bir şey? Hayır. Önemli olan o ülkenin, o milletin geleceğine dair desteği, katkısı, faydası o ülkenin temel direklerinden biri olup olmadığı. Evet. Eğer böyleyse orada bir beis yoktur. Doğru. Çok teşekkür ederim. Ben o yüzden ediyoruz. De çok bu haberi gördüğümde de arkadaşımız röportaj yaptığında, konuştuğunda da çok mutlu oldum. Çok iyi bir tercih yapmış. Ben ona da teşekkür ediyorum. Nezih Bey'in anlattıklarından da çok mutlu oldum. Bunu biraz da örnek olsun diye öne çıkartayım, büyüteyim istedim. Çünkü dikkat edin, bu ilaç haberinin hemen içinde bir haber daha var. O da koronavirüsten çıkan insanların kendi yaşadıkları evet. hem azabı, ızdırabı, hem de mutluluğu, hem de nerede yanlış yaptıkı o kadar net izah ediyorlar ki. Hani öbür taraftan ölüp evet. de dönen yok, cehennemi bilmiyoruz ama bu insanlar dünyada cehennemi görüp geri gelmiş insanlar. Geldi. Onlara biraz kulak. Bunlara kulak vermiyorsak gerçekten ölüp de dirilene zaten kulak vermeyiz. Mustafa Kartal, çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Analiz sentezi noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere.